Herkese merhabalar. Turizm 2 ile LGS yolculuğumuza devam ediyoruz. Birazdan Tonguç gelecek. Tonguç'la beraber çok güzel videomuzu çekeceğiz. Ama öncesinde arkadaşlar turizm konusuna başlamadan önce LGS İngilizce'de full yapmak istediğinizi çok iyi biliyoruz arkadaşlar. Yani LGS'ye girdiğimizde biliyorsunuz ki ilk başta bize 2022 LGS'de sözel bölüm gelecek. Türkçe ile başlayacağız. Ardından inkılap tarihi, ardından din, ardından İngilizce gelecek. Yani sözel bölümü İngilizce ile bitireceğiz. Dolayısıyla iyi bitirmemiz lazım. Buradaki soruları güzel çözmemiz lazım. Bu da kelime bilgisiyle alakalı. Birazdan size turizmle alakalı süper kelimeler, süper taktikler vereceğiz. Sayısal bölümde de yine matematik falan çok çok önemli. Bununla alakalı arkadaşlar siz ne kadar İngilizce falan buradan ödevlerinizi yapacak olsanız da bizler bir duyurda bulunmak istiyorum sizlere. Bizler hızaman kampanyasını başlatıyoruz arkadaşlar. 1 Mart ile 7 Mart arasında LGS'nin iki önemli dersi Türkçe ve matematik için, yani buranın şahı nedir? Matematik. Buranın şahı ne? Türkçe için hızlanma kampımız gelecek. Hızlanma kampında sizlerle birlikte 7 gün boyunca LGS'nin bu iki dersini baştan sona tekrar edip süper bir şekilde hazırlanacağız. Ve hızlanma kampında da tabii ki hızlanma setimizden yararlanacağız. Hocam daha dersin başına bal yapıyorsunuz. Evet, bal yapıyorum. Neden? Çünkü bu hızlanma kampı sonrasında bakın hızlanma denemeleri var. Tamamen sadece bu ana kadar işlediğiniz konuları içeriyor ve süper orijinal LGS çıkabilecek sorular içeriyor. Geçen sene birçok soruyu yakalamıştı. Bu sene de yakalamasını istiyoruz. İnşallah LGS provası niteliğinde süper denemeler. Problem bankası matematik problem olmaktan çıkaracak. Nasıl yapacak bunu? Temel, orta, zor sorularla sizi yeni nesil matematik sorularına hazırlayacak. Burada temel sorular yine yeni nesil soruya benziyor. Ama esasında biraz daha kolay. Burada yeni soruları ısındıracağız sizi. Paragrafımız zaten efsane paragraf kitabımız. Paragrafının devamı niteliğinde hızlanma ve odaklanmayı sağlıyor. Burada 4, 6, 8, 10, 12'li sorulardan oluşan ve farklı farklı süreler verilmiş. Bazen 22 dakika veriyoruz, bazen 19 dakika veriyoruz. Bazen 19 dakika, bazen 12 dakika vererek sizleri hızlandırmaya çalışan, yani Türkçe'de zaman kazanmanızı, soruları daha iyi anlamanızı sağlayan özel bir deneme kitabı, paragraf denemesi kitabı arkadaşlar. Bu üçünü hızlanma setinin içerisinde sizlere avantajlı bir şekilde ulaştıracağız. Bunu sürekli duyuruyoruz. Neden? Çünkü hızlanma programı çok değerli. Artık ilk başta 7'den 8'e ile başladık. Ardından LGS kampımız oldu. Sonrasında ilk tekrar kampımızı yaptık. Şimdi hızlanma programı var. Ardından da son tekrar yapacağız ve artık 2022 LGS bizden kaçamayacak. İnşallah mükemmel bir şekilde LGS'ye gireceğiz. Şimdi o zaman Tonguç da gelmişken hazır bir şekilde başlayalım ve turizm konusunu ikinci videosunu güzel güzel öğrenelim. Talking about experiences, yani bazı yaşadığımız deneyimler, tecrübeler, gittiğimiz, gördüğümüz, gezdiğimiz, bulunduğumuz kentler ya da mekanlarla alakalı cümleler kurarken biz present perfect tense'i kullanıyoruz. Onu öğreteceğiz. Ardından yine bazı kelimelerimiz var. Burada görmemiz gereken time expressions var. Bayağı bir şey var ama dikkatli bir şekilde arkana yaslarsan Tonguç'um, çok fazla yaslanma, düşersin. Arkama yasladım, patlamış mısırımı aldım hocam. Ne diyorsun oğlum, sinema mı bu? Şimdi konu turizm, biraz eğlenceli ama biz işi ciddi bir şekilde anlatacağız ki sen hiçbir şeyi kaçırma. Şimdi Tonguç'um şöyle bir şey var. Şöyle bir zaman tablosu düşünürsen zihninde. Şu anda biz neredeyiz? Buradayız değil mi? Now şu anda buradayız. Mesela ben I am talking, ben konuşuyorum. You are listening to me, sen beni dinliyorsun şu anda. Sizler de bizi izliyorsunuz, tamam. Bir de geçmiş vardı hatırlarsan, past dediğim şey. Yani mesela I was born in İstanbul. Ben İstanbul'da doğdum. Çok eskiden bu, işte bundan yıllar önce. Veyahut da bir de gelecek zaman vardı. Bu da future dediğim şey. I will go to school. Ben okula gideceğim. Mesela yarın hepiniz okula gideceksiniz gibi. Şimdi bunların hepsi bir zaman tablosu düşünecek olursak biz geçmişte yaşadığımız bazı şeylerin zamanı çok da önemli değildir. Mesela hiç Londra'ya gittin mi Tonguç sen? Gittim hocam. Ha, gittin. Ne zaman gittin önemli değil. Yani geçen gün mü gittin, dün mü gittin? Yani hiç Londra'da bulunduğun gibi bir alan var. İşte biz burada I, you, we, they'de have, he, she, de has kullanıp sonrasında fiilin üçüncü hali olan present perfect tense ile bu anlamı karşılayabiliyoruz. Mesela diyelim ki have you ever been to London? Hiç Londra'da bulundun mu sorusunda adamın sorduğu şey şu. Yani hiç Londra'ya gittim, hayatım boyunca hiç gittim mi? O da şöyle bir cevap verebiliyor. I have never been to London. Hiç Londra'da bulunmadım. Ne zaman bulunmadığım önemli değil yani. Geçmişte herhangi bir zamanda bulunmadım. Veyahut da I have been to London'da diyebilirsin. Burada sen never yerine I have been to London'da diyebilirsin. Mesela şöyle sorayım sana Tonguç. Have you ever been to Ankara? Hiç Ankara'ya gittin mi mesela? Yes, I have been in Ankara. Ha, Ankara'da bulundum diyebilirsin. Ne zaman önemli değil. Dün mü? Geçen hafta mı? Bir ay önce mi? Veyahut da küçükken mi? 5 yıl önce? Önemli değil. Önemli olan Ankara'da bulundum. İşte biz burada bir experience, yani yaşamında herhangi bir şekilde bulunup bulunmadığını sorduğumuz zaman present perfect tense kullanıyoruz ve have ve verb 3, yani fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. Fiilin üçüncü hali ne demek? Hani şöyleydi, go,
went oluyordu. Bir de gone oluyordu. İşte gone fiilin üçüncü hali. Bak buraya bakalım. She has gone to Rome. Burada gone ve been arasında bir fark var. Gone to Rome ile been to Rome arasındaki fark şu. Mesela diyelim ki ben sana diyorum ki Tonguç hiç Londra'ya gittin mi veya hiç Ankara'ya gittin mi diyorum. Sen benim yanımda cevap veriyorsun. Diyorsun ki yes I have been to Ankara veya I have never been to Ankara gibi cümleler söylüyorsun. Ama ben sana değil de işte Tongül'e soruyorum veya Tankut'a soruyorum. Diyorum ki Tonguç nerede diyorum. Where has he gone? O nereye gitti? Onlar diyor ki sen şu anda yanımızda olmadığı için he has gone to Ankara. He has gone to Rome diyor. Yani sen eğer yanımızdaysan gidip geldiysen been to diyorsun. Ama gittiysen ve şu anda başka bir yerdeysen gone diye cevap vermemiz gerekiyor. Şimdi burada bazı sorularımız var. Onlara bakalım mesela. Have you ever been abroad? Yani hiç yurt dışında bulundun mu? Yes, I have diyebiliyoruz. Bulundum. Veyahut da no, I haven't diyoruz. Bulunmadım diyebiliyoruz. Veyahut da yes, once. Evet, bir kez yurt dışına çıktım diyebiliyoruz. Veya yes, several times. Yani çok defa, many times. Çok defa yurt dışına çıktım diyebiliyoruz. Veya no, never. Hiç çıkmadım diyebiliyoruz. Bunlar yurt dışına hiç çıkmadığımızda söyleyeceğimiz ifadeler. Bunlar ise bir kez veya iki kez çıktıysan yes, twice diyebilirsin. Veya yes, three times. Üç kez diyebilirsin. Ama çok yurt dışına çıkan birisiysen yes, several times diyebilirsin. Bak, buradaki mantık şu. Have you ever been abroad derken yani hiç yurt dışında bulundun mu? Yani ne zaman oldu önemli değil. Dün mü? Geçen hafta mı değil. Hiç gittin mi? Gittim. Mesela ben bir yıl önce yurt dışına gitmiştim. Gittim diyebilirim artık. Bu kadar basit. Dolayısıyla bunu kullanıyoruz. Been ve gone arasındaki farkı da sana sınavda sorma ihtimalleri zayıf ama ben senin genel kültür açısından bilmen için bir kez daha söylüyorum. Burada sen Tonguç'sun diyelim ki. Burada da işte arkadaşın var. Eğer sen şu an buradaysan burada been kullanıyoruz. Ama sen bastın gittin uzaklardasın. Burada arkadaşın tek başına kaldı. O zaman arkadaşın diyor ki gone kullanıyoruz. Niye? Çünkü Tonguç artık gitti uzakta. Yanındayken been, uzaktayken gone kullanabiliyoruz. Şimdi gelelim time expressions'a. Time expressions dediğim şey zarflar, zaman zarfları. Hani bana zarf atmayın hocam. Atmak zorundayım Tonguç çünkü öğrenmen lazım. Hani geniş zamanda vardı ya always, sometimes, never. Yani daima, bazen, asla. Present perfect tense'te de yani bu şey dediğimiz hani geçmişte ne zaman yapıldığı önemli olmayan perfect dediğimiz zamanda da bazı kavramlar var. Birincisi already. Already zaten demek. Şimdi mesela Ankara'ya gittin mi dediğinde sen dün dersen, dün gittim dersen dün belli bir zaman, spesifik bir zaman. Geçen hafta gittim belli bir zaman. 1997 yılında gittim belli bir zaman. Ama zaten gittim deyince zaten gittim ne demek? Yani zaman önemli değil. Zaten gittim. Ve bu zaten already olumlu cümlelerle kullanılıyor Tonguç. Buna dikkat et. Just ise henüz yani yeni daha yeni gittin manasında kullanıyorsun. Burada da yine olumlu cümlelerle kullanmamız gerekiyor. Mesela yemeğini yedin mi Tonguç? Yedim hocam. I have just eaten. Yani daha yeni yedim hocam yani. Daha yeni yedim önemli değil. Never'a baktığımızda ise bu asla veya hiç anlamına geliyor. Bu da tabii ki olumsuz cümlelerle kullanılıyor. Burada olumlu bir cümleyle olumlu fiille kullanıyorsun ama şeyce anlamcı olumsuz olması lazım. Yani şöyle. I have already gone. Ben zaten gitmiştim diyorsun. I have just gone. Ben şimdi gittim diyorsun mesela. Veyahut da I have never gone diyorsun. Yani olumsuz bir anlamı olsa da bak normalde never'ın anlamı olumsuz da olsa. Never say never. Evet asla deme. Fiilin anlamı olumsuz da olsa sen I haven't falan diye kullanmıyorsun. Ever'a baktığımızda ise ever hiç anlamına geliyor ve soru cümlelerinde daha çok kullanıyorsun. Yani have you ever gone to Rome? Hiç Roma'ya gittin mi? Have you ever been to Ankara? Mesela have you ever been to Anıtkabir Tonguç? Yes, I have been in Anıtkabir. Harikasın bak. Hiç Anıtkabir'e gittin mi? Anıtkabir'de bulundun mu diyorum. Muhtemelen 8. sınıftaki bir öğrenci okul gezisinde veya ailesiyle veya akrabasından dolayı Ankara'ya gitmiştir. Ve Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etmiştir. Dolayısıyla yes, I have been to Anıtkabir diyebiliyorsun. Bu kadar basit. Ama ben sorarken ever diye sordum Tonguç'un. Soru cümlelerinde. Yet ise yine henüz daha anlamı katıyor. Fakat burada şöyle bir şey var. Yet ve henüz ve daha anlamını bu sefer eksi yani olumsuz cümlelerde veya soru cümlelerinde kullanıyoruz Tonguç'un. Dolayısıyla ve cümlenin sonuna kullanıyorum. Mesela şöyle diyelim mesela. I haven't done yet. Yani henüz ödevimi yapmadım. Henüz zaten Türkçe'de de böyle bir olumsuz anlamı var.
henüz işte konuyu anlamadım, henüz sorularımı çözmedim, henüz bana para gelmedi gibi cümleler kullanabiliyoruz. Gelelim alıştırmalara, biraz da alıştırmalar üzerinden gidelim Tonguç'um. Sana muhtemelen hoca sınavında veyahut da alıştırmalarda böyle bir şey sorabilir. Birincisi İngilizce'de şunu asla unutmayacağız. Hani Türkçe'de neydi? En başa özne geliyordu, sonrasında en sona yüklem geliyordu, öyle değil mi? Aralarda işte nesne vardı, tamlayıcılar vardı, zarf tamlayıcısı falan, bu Türkçenin kurallı haliydi. İngilizce'de ise şöyle bir şey var. İngilizce'de en başa özne geliyor, subject. Sonra yüklem sona gelmiyor. İngilizce yüklem ikinci sıra geliyor. Verb ikinci sıra. Ondan sonra object, ondan sonra place, sonrası time geliyor. Dolayısıyla biz burada en başa neyi koyacağız? Burada özne olabilecek kelime hangisi? Fransa mı, come mı, from mu? Şey hocam. Harika bir zekaya sahipsin, sıra dışı bir beyne sahipsin. Tebrik sahip ederim. Değilsin diyecektin, sam sahipsin. Aynen, şimdi videoda şimdi canlı yayında herkes bizi izliyor. Gerçekleri söylemek doğru olmazdı. Evet, şimdi devam edelim. She dedik, en başa koyduk. Sonra fiilimiz gelecek. She has dedik. She has just come. Tabii just ayrı bir zaman tamlayıcısı olduğu için araya girebiliyor. She has just come from France. Fransa'dan henüz yeni geldi diyebiliyoruz. Come fiilin üçüncü hali. Burada şahsımız ne olabilir? Burada da they olacak. Çünkü onlar demek. They dedik. Sonra fiilimiz bu sefer olumsuz olsa da yine ikinci sıraya koyduk. They haven't seen. Henüz görmediler. The tourist attractions, yani turistik yerleri, bu da objektimiz tabii, ikinci sıraya geldi, şey, üçüncü sıraya. Of London, Londra'nın yet, henüz. Henüz de yine zaman olduğu için en sona koydum. Burada yine özlemiz I, en başa geldi. I have already gone, hani have already gone, ben henüz zaten gittim diyorsun. To Cairo, nereye? Kahire'ye, place de yine buraya koydum. Ben Kahire'ye gittim diyorsun. Zaten gitmiştim. Şuraya bakalım. Soru soracağız bu sefer. Soru sorarken bu kural değişiyor. Bu sefer soru sorarken you have demiyorsun da have you diyorsun ve ever sorumuzda hatırlarsan ever kullanıyorduk. Burada da göstermiştim Tom'un şeylerden benim. Bak burada ne demiştik? Ever'larda soru hiç bulundu mu anlamı diyorduk. Have you ever been abroad? Hiç yurt dışında bulundun mu diye soruyorduk Tom'un şeylerden benim. Şimdi gelelim yeni nesil soruya. Yeni nesil sorularda biraz daha böyle bir diyalog veriyorlar. Oo. Biraz daha koşturmaca, konuşturmaca var. Ve sorunun kökünü de İngilizce soruyorlar. Bak buraya dikkat et. Yenisi. Yeni nesil. Evet. YNS. Şimdi bakalım. John ve Jane arasında bir diyalog var. Ben John olayım. Sen de Jane ol. Bir konuşalım bakalım. Where did you go last weekend? I went to Turkey. Have you... Pardon. Jane ama biraz Jane'imsi oku. I went to Turkey. Have you ever been there before? Çok güzel. Ben dedim ki geçen hafta sonu last weekend nereye gittin dedim. Jane olarak sen dedin ki Türkiye'ye gittim. Bak sen... Jane olunca tabii Türkiye'ye gitmek bir turistik bir şey oluyor senin için. Have you ever been there before? Sen önceden orada bulunmuş muydun diye sordun bana. Ben de cevap veriyorum. Several times. Çok defa. I visited. Ben ziyaret ettim. Göreme Fairy Chimneys. Yani Göreme Peri Bacalarını. Aa. Nemrut Mountain. Nemrut Dağı'nı. And Ephesus. Ve Efes'i ziyaret ettim diyorum. Sen konuş şimdi. I visited there too. I think they are amazing tourist attractions. Bak. Jane olarak sen diyorsun ki ben de oraları ziyaret ettim. Ben de. De. Ben de ziyaret ettim. I think. Bence... They are amazing tourist attractions. Bence onlar harika turistik yerler diyor. Ben de John olarak I think so diyorum. Gerçekten John ve Jane sıra dışı bir diyalog yaptı. Yeni nesil bir diyalog yaptı ve şimdi soruyu cevaplayacağız. According to the dialogue, diyaloğa göre diyor. John has already visited Turkey. John zaten Türkiye'yi ziyaret etti diyebiliriz. Doğru. John didn't like the tourist attractions of Turkey. Türkiye'nin turistik yerlerini sevmiyor diyemeyiz. Öyle bir şey değil. Gitmiş çok, o da beğenmiş. I think so, ben de öyle diyorum, düşünüyorum dedi. John went to Turkey last week. Geçen hafta sonu gitmiş dedi. Hayır. Jane gitmişti. John da ona sormuştu. John has just come back from Turkey. Daha Türkiye'den yeni henüz döndü. Öyle bir şey yok. Böyle de bir şey. Yani yeni de dönmedi. Dolayısıyla burada söyleyebileceğim şey Adana seçeneği diyoruz. Tonguç Ali Hanım'ın. Bir sorumuz daha var. Yine yeni nesil soru. Resimli bir soru. Which picture, hangi resim is not mentioned? Bahsedilmedi in the dialogue above. Yukarıdaki diyalogda bahsedilmedi. Şimdi. Diyalog... Söyleyin bana. Evet bak. Göreme, Peribacaları, Nemrut Dağı ve Efes'ten bahsetmişti. Şimdi burada birazcık turistik bilgimiz olması lazım. Sence şu Peribacalar olabilir mi? Evet, buraya o zaman Göreme'yi yazdık. Peribacaları. Buraya yazdık. Şu da Efes. Bunu o bilmemiz... da Efes hocam. Ben Efes. De anlıyorum her şeyi. Aynen. Bu da nedir? Nemrut Dağı. Nemrut Dağı. Bunu bilmemiz lazım. Bak coğrafya bilgisi de gerekiyor. Sultanahmet. Bu Ayasofya. Sultanahmet. Yani bu dolayısıyla bu yukarıda bahsedilmedi. Ayasofya diye bir şeyden bahsetmediği için doğru cevabımız Ceyhan seçeneği oluyor. O zaman bu haftanın ödülü sorusunu yap. Yorumlara yolla. Hadi bakalım Tomuş.